İş hayatında en sık kullanılan 10 İngilizce deyim. As soon as possible. İş hayatında en sık kullanılan kalıplardan biridir. Türkçesi mümkün olan en kısa sürede demektir. The librarian asked me to return the books as soon as possible. Kütüphaneci kitapları mümkün olan en kısa sürede geri getirmemi istedi. At the end of the day. İş hayatında en sık kullanılan kalıplardan biridir. Türkçesi günün sonunda demektir. At the end of the day, what really matters is that we're all healthy and happy. Günün sonunda gerçekten önemli olan hepimizin sağlıklı ve mutlu olmasıdır. Big picture. İş hayatında en sık kullanılan kalıplardan biridir. Türkçesi büyük resim demektir. Genellikle büyük resmi görelim, yani olaylara daha geniş bir açıdan bakalım anlamına gelmektedir. It's important to focus on the big picture and not get lost in the minor details. Küçük detaylarda kaybolmadan büyük resme odaklanmak önemlidir. Bottom line. Genellikle bir durumun veya tartışmanın son ve en önemli noktasını vurgulamak için kullanılır. Türkçeye uzun lafın kısası veya sonuç olarak şeklinde çevrilebilir. The bottom line is that we need to increase sales to stay profitable. Sonuç olarak, finansal açıdan güçlü olmak için satışları artırmamız gerekiyor. Get down to business. Genellikle ciddi bir şekilde işe koyulmak veya işle ilgili konulara doğrudan odaklanmak anlamında kullanılır. After the initial greetings, it was time to get down to business and discuss the project details. Başlangıçtaki selamlaşmaların ardından proje detaylarını tartışmak için işe koyulma zamanıydı. Get the ball rolling. Bu ifade bir işe veya projeye başlamak ve süreci harekete geçirmek anlamında kullanılır. Let's get the ball rolling on this project by setting up an initial meeting with all key stakeholders. Bu projeye tüm ana paydaşlarla başlangıç toplantısı düzenleyerek başlayalım. Up in the air. Bu ifade bir durumun belirsiz veya kesinleşmemiş olduğunu ifade eder. The future of the project is still up in the air as we haven't received final approval from management. Projenin geleceği hala belirsiz çünkü yönetimden nihai onayı almadık. Set up a meeting. Bu ifade bir toplantı organize etmek veya düzenlemek anlamında kullanılır. Could you please set up a meeting with the marketing team for Thursday afternoon? Perşembe öğleden sonra pazarlama ekibiyle bir toplantı ayarlar mısınız lütfen? Think outside the box. Bu ifade alışıla gelmiş düşünce kalıplarının ötesine geçmek ve yaratıcı veya yenilikçi çözümler bulmak anlamında kullanılır. To solve this problem, we really need to think outside the box and come up with a unique solution. Bu sorunu çözmek için gerçekten kutunun dışında düşünmeli ve benzersiz bir çözüm bulmalıyız. The elephant in the room. Bu ifade genellikle herkesin farkında olduğu ancak açıkça konuşulmayan büyük ve önemli bir problemi ifade eder. We need to address the elephant in the room, which is the ongoing dispute between team members. Odadaki fili, yani ekip üyeleri arasındaki devam eden anlaşmazlığı ele almalıyız. Hayatımızı güzelleştirecek eğitimler workshoppers.com'da. Workshoppers.com'u ziyaret et üniversite, onaylı sertifikalı eğitimlere hemen katıl.